Arkadaşlar tekrar iyi akşamlar diliyorum. Az önce birinci metni bitirmiştik ve bir mola verelim dedik. Bir teneffüs yapalım dedik. Ancak sistemde yaşadığımız teknik problemlerden dolayı kayıt işlemimiz yarıda kaldı. Ondan dolayı tekrar yeni bir kayıt yapmak zorunda kaldık. Şu anda sisteme arkadaşlar tekrar giriyorlar. Bakın 42 arkadaşımız var şu anda. Saat 11'i 10 geçe başlayalım demiştik ya. Daha bir dakikamız var. Bu arada baktım ben yeniden kayıt yapmamız gerekiyor. Tekrar ikinci bir kayıt başlattım. Biraz bir iki dakika bekleyelim. Arkadaşlarımızın sisteme girişleri tamamlansın. Hemen derse geçeceğiz. Sınav sorularıyla alakalı bir soru var. Az önce arkadaşımız ne diyor? Sınav sorularında hareket olacak mı diyor da. Hareket olabilir olmayabilir de. Yani hareketsiz de veriyor çünkü cümleleri. Onun için zaten kitabımız da hareketsiz aslında. Ekran paylaşımını alabiliyorsunuz değil mi? Şu anda metni görüyorsunuz ve sesimi rahat alıyorsunuz herhalde. Evet, derse başlayalım isterseniz. Sultan Hanım bakın az önce herhalde derse giremeyenlerden değil mi? O şu anda giriş yaptı. Derse yeni girdi herhalde. Az önceki bir önceki kayıtta yoktu herhalde kendisi. Yeni giriş yapmış. Az önceki kayıtta toplam 99 kişi vardı. Sistem 100 kişi kabul ediyormuş herhalde. Öyle bir kota var diye duydum. Ben aslında kota olmasa daha iyi olur ama öyle bir şey var. Ondan dolayı yeni derse katılımcıyı engelliyor. Sistem öyle bir şey var, evet. Şu anda 61'e yükseldi sayımız. Biraz daha bekleyelim 1-2 dakikada. Sürekli artıyor bakın 62 olduk şu anda 63 olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi metnimizin sayfasını veriyorum. 12. sayfa. Benim kitabımda 12 diye gösteriyor. İkinci metin burası. Yani birinci ünitenin ikinci metnine başlayacağız. İbadurrahmani diye başlıyoruz yine. Burada bakın metin kısmı, yani nas kısmı. Tabii farklı ayetler var burada da. Farklı ayetlerin yorumlarını yapacak bize. Bunları göreceğiz. Tuğba Vicdan Hanım bakın diyor ki YouTube'dan diyor ben diyor dersi diyor canlı olarak dinledim diyor. Evet. Çok güzel bir imkan. Yani YouTube'dan böyle bir şeyin verilmesi. Arkadaşımıza ben özellikle teşekkür ediyorum bu YouTube'dan yayın yaptı arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Evet. Şimdi ikinci metne de devam edelim. Herhalde bu da değil mi? Yine YouTube'dan verilecek herhalde. Halit Bey bakın bu işi yapıyor. Halit İçli Beyefendi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok sağ olsun. Evet arkadaşlar. Birinci ünitemizin ikinci metnindeyiz. Ve ayetleri okuyalım. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرًا
Vellezine o kimseler ki. Ellezine biliyorsunuz çoğulu ifade ediyor. La yed'ûne dua etmezler. Yakarışta bulunmazlar. Deaye duasında çağırmak, dua etmek, yakarışta bulunmak değil mi? Türkçe'de de biz dua kelimesini aynen Arapçadan almışız, kullanıyoruz. La yed'ûne yani dua etmezler, yakarışta bulunmazlar. Ma'allahi Allahu Teala ile birlikte. İlahen ahara, başka bir ilaha da. Zaten hatırlayacaksınız, müşrik kelimesinin anlamı nedir? Müşrik kelimesi Allahu Teala'ya inanmayan değil. Allahu Teala'ya inanıp da başka bir tanrıya, başka bir varlığa daha böyle yakarışta bulunan, ona da aynı zamanda ibadet eden manasına geliyor. Yani müşrik ne demek? Şirk koşan. Yani şirk koşmak ne demek? Ortak koşmak demek. Allahu Teala vardır diyor, Allah'a inanıyor. Ondan sonra onun yanında başka birine daha haşa inandığını ifade ediyor. İşte ona şirk koşmak deniliyor. Burada şimdi müminlerin özelliğinden bahsediyor. Bakın bu ayet nedir? Müminlerin özelliği yani İbadurrahman'ın özelliği. Başta yazdı ya İbadurrahman diye. Er-Rahman'ın yani Allahu Teala'nın kullarından bahsediyor. Vellezine o kimseler ki diyor la yed'ûne yakarışta bulunmazlar, dua etmezler. Ma'allahi Allahu Teala ile birlikte ilahen ahara başka bir ilaha da. Burada bakın ilahen ahara ahara orada sıfat olarak gelmiş. Başka demek, diğer demek manası. Ve la yaktulûne nefse. Ve la yaktulûne nefse yani adam öldürmezler. En nefse orada adam diyebilirsiniz. Bir başka insan yani kişi. Kişi manasındadır nefs. Nefsin çok anlamları var ama yani burada öyle dedik ama başka yerlerde farklı anlamları da var. Ve la yaktulûne nefse adam öldürmezler diyelim. Elleti harramallah. Yani harrame yuharramu haram kılmak, yasaklamak demek. Allahu Teala'nın yasak ettiği canı yok etmezler, öldürmezler. İlla bil hakkı. İlla istisna edatıdır biliyorsunuz. İlla bil hakkı. Yani haklı olmadıkça, haklı olmadığı sürece, yani haklı olmadıkça öyle diyelim. Yani haklı olarak mesela öldürülebilir ancak diyor. Haklı öldürmek de nedir? Mesela nefsi müdafaa dediğimiz şey var da yani hukukta öyle deriz. Mesela bir kimse gelmiştir, sizi öldürecektir, sizin canınıza kastetmiştir. Siz kendinizi savunmak için o adamı öldürmek zorunda kalırsınız. Ona nefsi müdafaa derler. İşte burada da illa bil hakkı dediği yani haklı olmadıkça diyor bakın. Haklı olmadıkça Allahu Teala'nın yasakladığı bir canı almazlar, öldürmezler. Ve la yeznune zina etmezler. Bunlar müminlerin özellikleri. Zina zina etmek manasında. Ve la yeznune zina etmezler. Ve men yef'al zalike. Ve men her kim ki. Şimdi burada da şart edatı var bakın. Orada men nedir? Şart edatıdır. Her kim ki demek. Men'in bir de mesela normal soru cümlelerinde de kullanılan halini gördük biliyorsunuz. Men kim manasına da göre. Mesela men ente sen kimsin demek değil mi? Öyle bir kullanımı da var. Men huva o kimdir? Buradaki öyle değil ama burada her kim demek. Soru edatı değil de şart edatı olarak kullanılmış. Her kim ki diyor yef'al yaparsa zalike bunu. Bakın şart edatlarında şuna da dikkat edelim. Mudari fiil kullanılırsa eğer bir önceki metinde mazi fiil kullanıldı ama burada mudari fiil kullanıyor. Mudari fiil kullanılırsa mudari fiilin son harfinin harekesi cezmediliyor. Sükun oluyor. Yef'al bakın. Yef'al. Yef'alu aslında bu ama yef'al olmuş. Niye? Çünkü o şart edatı cezmetmiş. Vamen her kim ki yef'alı yaparsa zalike öyle yaparsa yani bunu yaparsa. Bu dediğimiz nedir? Bu işte yukarıda zikredilen yani Allahu Teala ile beraber başka bir ilaha da dua etmek, haksız yere adam öldürmek, zina yapmak. Bu üç tane bakın burada büyük günahtan bahsetti. Bunları yaparsa bir kimse diyor veya bunlardan birisini yaparsa yelka ekamen. Yelka bunun yelkanın aslı aslında lakiye fiilinden gelir. Lakiye yelka. Bakın onu yazalım hemen. Lakiye. Bunun mazi formu böyledir. Lakiye yelka. Lakiye yelka. Ne demek bunun anlamı? Lakiye yelka karşılaşmak demek. Karşı karşıya gelmek demek. Mesela birinden ayrılırken ne diyorsunuz? İlel lika diyorsunuz ya. Lika da buradan geliyor. İlel lika yani görüşmek üzere, karşılaşmak üzere.
diye ayrılıyorsunuz ya, bir arkadaşınızla görüşmüş, artık ayrılacaksınız, ilerlik kara dersiniz Arapçada. İlerlik kara demek yani görüşmek üzere, karşılaşmak üzere tekrar manasında. Lakiye yelka karşılaşmak demek öyleyse. Şimdi yelka karşılaşır. Bunun aslı bakın az önce de ifade ettiğim gibi burada ye ile yazılır. Yelka diye değil mi? Bakın burada yelka ye ile. Fakat yelka olmuş bu. Yelka olmuş yani şöyle olmuş bakın. Yelka. Yani oradaki ye düşmüş. Ye niye düşüyor? Şart cümlesinin cevabında da ne olur? Cezm olur. Mudari fiil. Bu mudari fiil ya. Bunun aslı yelka ye düşmüş. Cezim alamet olarak. Tamam mı? Cezim alamet olarak bakın birinci kısımda yef'al şeklinde lam harfi sükunlu okunmuş. Ama burada illetli olduğu için bu fiil. Yani yelka fiilinin son harfi ye olduğundan dolayı ye harfi, vav harfi biliyorsunuz illet harfi olarak kabul ediliyor ya. İşte bunlar ne yapıyor? Son harf illetliyse eğer cezim durumunda düşüyor otomatikman. Düştü bakın ne oldu? Yelka şekline dönüştü. Yelka, etamen. Etam kelimesine, etam demek arkadaşlar ceza demek, ukubet demek. Yani Türkçe'de ceza diyebiliriz biz buna. Ceza ile karşılaşır. Bunları yapan kişi diyor ceza ile karşılaşır. Etam dediği yani ceza demek. Bunu yapan ceza ile karşılaşır. 68. ayet bu. Ve devam ediyoruz. 69'a devam ediyoruz. Yudaaf lehul azabu. Yudaaf yani misli misli verilir. Katıyla verilir. Yani bir şey var o şeyin katı. Yani bir katı daha verilir. Lehu ona. Bu işi yapana yani bu günahlardan birini işleyene. Yani azap verilir. Misliyle azap verilir öyle diyelim. Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde. O yahlut fihi. Yahlut kalır manasında. Tamam mı? Yahlut kalır. Bakın yine dikkat ederseniz şartın cevabı olarak gelmiş. Bu bir şart cümlesi. Yani dedi ki şart koşuyor. O men yef'al eder. Bunu her kim ki yaparsa diyor. Yaparsa ne olur? Cevap geldi şimdi bakın. Cezayla karşılaşır. Kıyamet gününde o kimse için azap misliyle verilir. Katıyla verilir. Ve yahlut fihi. Ve orada diyor. O azap içerisinde diyor. Ne yapar? Sürekli kalır. Yahlut sürekli kalır demek. Fihi fiideki hu zamiri nereye gidiyor? El azaba gidiyor. Azabın içerisinde bulunur diyor. Burada kalır diyor. Hele de yahludu yani kalmak demek. Sürekli kalmak demek. Yahlut fihi yani o azabın içinde sürekli kalır. Muhanen. Muhanen ne demek? Muhanen de tahkir edilmiş olarak demek. Aşağılanmış olarak, tahkir edilmiş olarak. Hani cehenneme gitmiş adam orada sürekli azap yaşıyor. Nedir oradaki durumu? Tahkir edilmiştir artık. Tahkir edilmiş olarak kalır. Bu ayetlerin anlamlarına, meallerine siz başka kaynaklardan da bakabilirsiniz. Yani internet ortamında da biliyorsunuz mealler var. Kur'anmeali.org var mesela. Orayı tavsiye edebilirim size. Kur'anmeali.org mesela. Oraya o giriş yapıyorsunuz. Orada ayetlerin meallerini, farklı mealleri görebiliyorsunuz. Kur'an mealleri yani ayetin tek tek kelime kelime anlamlarını görebiliyorsunuz. Hem Arapçanızı geliştirmek için faydalı olur. Kur'anmeali.org. Oradan da ayetleri tekrar manalarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi hani anlam veriyorum ama siz tekrar oralardan da bakabilirsiniz. İlla men tabe. Şimdi illa istisna edatıydı biliyorsunuz. İlla müstesnadır demek. Dışındadır demek. Yani bir şeyin dışındadır. Kimler dışındadır? Men o kimseler. Hangi kimseler? Bakın burada men yine nedir? Şart edatıdır. Ama şart edatından sonra dikkat ederseniz fiil madi olarak verilmiş. Tabe diyor bakın. Tamam mı? Yani tabenin mudarsınası yetubu diye geldi. Yetubu vermemiş bakın. Men tabe. Zaten yetubu'daki vav düşer yetub olurdu. Men yetub vermesi lazım. Ama öyle dememiş. Men yetabe. Men tabe. Niye dememiş biliyor musunuz onu da belagat açısından? Madi fiil kesinlik ifade eder. Onun için vermemiş. Tamam mı? Yani her kim ki diyor kesin kez tövbe ederse kesinlik ifade eden şeylerde mesela nikah akdinde, ticaret akitlerinde mazi fiil kullanılır. Mazi fiil bunu unutmayın. Kesinlik ifade eder belagat açısından. İlla şimdi dışındadır diyor. Müstesnadır. Men tabe yani her kim ki tövbe ederse. Yani bu fiillerden birini yapmış, birkaçını yapmış ama tövbe ediyor kişi. Öyleyse bu tevbe edenler müstesnadır. Amene ve iman ederse. Ve amile amelen salihen. Salih iş yaparsa. Salih işte yani iyi iş yapmak.
Feulâike. Onlar, yani bu kimseler, bu tövbe eden, iman eden, iyi iş yapan kimseler, yübeddülullahu, Allahu Teala değiştirir diyor. Seyyiatihim, onların kötülüklerini. Beddele, yübeddülü değiştirmek demek. Tamam mı? Türkçe'de mesela keptilli kıyafet diyoruz ya, biz kullanırız, böyle kavramlarımız var, Arapçadan almışız. Keptilli kıyafet. Ne demek keptilli kıyafet? Yani değişik, farklı bir kıyafet giymek. Teptil yani değiştirmek manasında. Beddele yübeddülü, işte değiştirmek. Yübeddülullahu. Allahu Teala değiştirir. Seyyiatim, onların kötülüklerini. Onlar dediğimiz kimler? Bu yani kötülüklerden birini, birkaçını yapıp daha sonra tevbe eden, iman eden, güzel iş yapan kimseler. Bunların diyor kötülüklerini Allahu Teala değiştirir. Neyle değiştirir? Hasenatin. Hasenat dediğine, hasenat yani iyilikler demek. İyiliklerle değiştirir. Adam kötülük yapmış ama daha sonra tevbe etmiş, iman etmiş, iyi iş yapmaya başlamış. İşte Allahu Teala bunların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Ve kâne Allahu, Allahu Teala gafuran rahime. Yani gafurdur. Yani gafur kelimesi nedir? Affedicidir. Tamam mı? Gafara, yağfiru fiili var ya, affetmek manasında. İşte gafuran. Gafuran yani affedicidir, rahimen merhametlidir. Tamam mı? Burada yalnız bakın bir hatırlatma yapalım. Kâne Allahu derken, kâne fiili biliyorsunuz Türkçe'ye çevirirken biz geçmiş zaman olarak çeviriyoruz ya, bunu burada geçmiş zaman olarak çevirmeyelim. Nasıl çeviriyoruz Türkçe'ye çevirirken bakın. Allahu Teala affedicidir, merhametlidir diye çeviriyoruz. Tamam mı? Yani orada kânenin anlamı oldu anlamına gelir ama oldu hani geçmiş zamanı ifade eder. Oldu şeklinde çevirmiyoruz bakın. Allahu Teala affedicidir, merhametlidir diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Şimdi burada kânenin peki ismi, haberi nedir? Hani onu soruyorsunuz, onu da cevap verelim. Not alalım isterseniz. Kânenin ismi Allah lafzı celalidir. Lafzayı celaldir. Tamam mı? Bakın dikkat ederseniz kânenin ismi Allah'tır diye söylemiyorum. Nasıl diyorum? Lafzayı celal diyor. Tamam mı? Öyle söylenir yani, nahiv ilminde öyle kullanmış. Kânenin ismi lafzayı celaldir. Yani lafzayı celal demek Allah lafzı. Kânenin peki haberi nedir? Haberi gafurandır. Tamam mı? Dikkat ederseniz Allah lafzı celali marfu halde gelmiş. Marfu halde, yani Allahu diyor bakın okunurken, değil mi? Kâne Allahu. Yani kânenin ismi lafzı celal. Peki haber nasıl gelmiş? Haber gafuran, mansup olarak gelmiş bakın. Peki rahimen nedir? Rahimen de sıfattır. Neyin sıfatıdır? Gafuranın sıfatıdır. Tamam mı? Velen, her kim ki tövbe ederse, yine bakın şart cümlesi bu. Ve amile iş yaparsa, amile iş yapmak, bir şey yapmak. Salih, yani iyi iş yaparsa, salih dedi uygun iş, iyi iş demek. Sulh kelimesi var ya, oradan geliyor. Sulh yani barış anlamına geliyor, değil mi? Yani insanların mutlu eden, iyilik anlamında yapılan işler. Bunlardan yaparsa fe innehu, o kimse yetubu ilallahi metaben. Yetubu burada dönmek demek arkadaşlar. Döner, yönelir yani. Kime yönelir? Kime doğru döner? Allahu Teala'ya doğru döner. Metaben. Metaben de yine orada dönüş olarak diye Türkçe'ye çevrilirse böyle diyelim. Yani dönüş olarak Allahu Teala'ya döner. Veya yöneliş olarak Allahu Teala'ya yönelir. Öyle de diyebiliriz. Tabe yetubu, yani bir yanlıştan dönmek, orada dönüp Allahu Teala'ya yönelmek, onu ifade ediyor. Tevbe kelimesi odur yani, yanlıştan dönmek demek tevbe kelimesi. Kavlu Teala, Allahu Teala'nın bu sözü, yani vellezine la yed'un ma Allah ilahen ahar, bu sözü yani şu anlama gelir demek. Yani biliyorsunuz biz Türkçe'de kullanıyoruz. Türkçe'de dilimizde hani Arapçadan almış kullanıyoruz bunu. Şu demektir, şu anlama gelir. Ne anlama gelir? La yec'alûne. La yec'alûne kılmazlar. Lillahi Teala, Allahu Teala için kılmazlar. Ne kılmazlar? Şeriken, bir ortak kılmazlar. Yani bu ayetin bu kısmının manası neymiş? Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak kılmazlar, ortak koşmazlar. Ortak koşmak diye de bir kavram var ya, Türkçe'de kullanıyoruz. İstiyorsanız öyle de diyebilirsiniz. Allahu Teala'ya şirk koşmazlar veya ortak koşmazlar. وَلَا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ فِي الْعِبَادَةِ وَسِيطًا. وَلَا يَجْعَلُونَ, yapmazlar. Cehale yapmak, kılmak manasına geliyor. Cehalenin bir manası da Kur'an-ı Kerim'de yaratmak manasına da gelir.
buradaki anlamı yaratmak anlamında değil ama. Niye değil? Çünkü insanlar için kullanmıyor bu. Hani burada fail bakın o insanlar yani o kişilerden bahsediyor. La yecaluna kılmazlar. Lillahi Teala Allah için kılmazlar. Şeriken bir ortak kılmazlar. Yani ortak koşmazlar. Ve la yecaluna beynehum ve beynehu. Yani kendileriyle onun arasında. Beynehum dedi yanından kendileri çoğu. Ve beynehu yani onun. Onun dediği de Allahu Teala. Arasına yapmazlar, kılmazlar. Ne kılmazlar? Fil ibadette vasitan. Vasitan ne? Vasita haracı dedik vasitan. Haracı kılmazlar. Hani cahiliye döneminde hatırlıyorsanız müşrikler ne yapıyor? Putları haracı diyorlar ona. Yani biz Allah'a diyorlar inanmıyoruz ama bu putlar da bizim ona yaklaşmamıza vesile oluyor. Haracı oluyor diyorlar. Ve işte onun için müşrik deniyor insanlara. Yani o putları da vesile, aracı ettikleri için. Onu eleştiriyor bakın bu ayet. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ Yani Allah-u Teala'nın yasakladığı, harama yasak etmek, haram kılmak. Bir kişiyi öldürmezler. Bir canı almazlar yani Allah'ın yasak ettiği canı almazlar. Çünkü hiçbir insanın bir başkasını öldürme hakkı yoktur böyle bir şey. Yasaktır İslamiyet'te, yasaklanmıştır. Yani bunun anlamı harama katleha demek. Tamam mı? Yani katlini, öldürülmesini yasakladı demek. Harama yasak etti Allahu Teala. Katliha onun katlini. Ha burada sondaki ha bakın nereye gidiyor? Nefse gidiyor. Nefs kelimesi biliyorsunuz müennestir. Semai müennestir bu arada onu da söyleyelim. Onun için katliha yani o canı almak, katletmek. Bunu ne yapmıştır? Allahu Teala yasaklamıştır diyor. Harrama. Harrama ne faim de Allahu Teala. Bunu orada belirtmemiş ama öyle anlıyoruz. Vahiyen nefsul mu'min. Bu diyor müminin nefsidir. Yani müminin canıdır. Yani bir müminin canına kıyamazsınız. Vel muahit. Muahit de yani sözünde duran bir kimsenin canıdır bu diyor. Yani mümin değildir ama başka inançlardadır ama kişi sözünde durmuştur. Ahdine vefa etmiştir. Onu da öldüremezsiniz demek istiyor. İlla bil hakkı. Yani haklı olmadığı sürece. Yani haklı olursa mübah diyor ama haklı olmadığı sürece. Vel hakkul mustabah bihi katluha. Yani ancak haklı olmak koşuluyla katli olabilir diyor. Haklı olmak da nedir? Ben az önce örneğini verdim ya size. Mesela size birisi silah çekti, geldi sizi öldürmek istiyor. Siz kendi nefsinizi müdafaa anlamında kendinizi korumak için ondan önce davranıp onu öldürüyorsunuz. Nefsi müdafaa. O farklı bir şey. O haklılık durumu işte. O hak dediği o. Müstabah dediği de yani müstabah mübah olan demek. Tamam mı? Haklı müstabah olan şeyin dışında öldüremezsiniz diyor. Ma Ruviye, maruviye anin nebiyye. Maruviye anin nebi. Yani Hazreti Peygamber'den rivayet edildi. Ma o şey, ruviye rivayet edildi. Anin nebiyye. Hazreti Peygamber'den diyor rivayet edildi. Ennehu o gale dedi ki yani burada Hazreti Peygamber dedi onu bahsediyor. La yahillu la yahillu. Halde yahillu helal olmak demek arkadaşlar. Halal kelimesi var ya oradan gelir. Halle yahillu. Helal olmak. La yahillu helal olmaz. Helal olmaz. Demu imriyim. Demu imriyim demek yani bir adamın kanı. Dem kan demek. İmri adam demek. Demu imriyim demek yani bir adamın kanı helal değildir. Nasıl bir adam? Müslim. Müslüman bir adamın kanı helal olmaz diyor. Yani ne demek bu? Bir kan akıtamazsınız diyor. Yani bir Müslümanı öldüremezsiniz. O anlamda. İlla bakın istisna edatı. İlla. Dışında demek. Müstesna demek. Bir ihda felâtin. Yani şu üç şeyden biri olmadıkça bir Müslümanın kanını dökemezsiniz. Kanı helal olmaz. Üç durumdan ancak birisi olursa diyor kanı dökülebilir demek istiyor hadisi şerifte. Kufrun ba'de imani. Bu üç durumu sayıyor şimdi. Kufrun. Kufur ne demek? Yani İslamiyet'i inkar etmek demek kufur. Buradaki küfür yani söylemek anlamında değil bu. Bu İslam'ı inkar etmek demek. Ba'de imanın. İman ne demek? Yani inanmak. İnandıktan sonra bir kimse inanmış, Müslüman olmuş. Ondan sonra İslamiyet'e inanmamış, İslamiyet'e saldırıyor. Bu anlamda olursa diyor. Birinci şart böyle. İkincisi, ev zina ba'de ihsan. Zina ba'de ihsan demek ne demek? Zina o kimsenin zina yapması. Bade ise ihsan ne demek? İhsan da evlendikten sonra demek. İhsan kelimesi tabii korumak anlamlarına geliyor. Kelime anlamı öyle de burada İslam hukukunda, İslam hukuku terminolojisinde ihsan ifadesi
nikah evlilik manasına gelir. Yani evlendikten sonra zina yapması demek. Mesela İslam hukukunda bekar bir kimsenin zina yapması, evli kimsenin zina yapması arasında fark vardır ceza hukuk açısından. Ona temas ediyor burada. Bu ihsan dediği işte burada evli kimsenin yani evlendikten sonra zina yapması. Ev veya katlu nefsin bir kimseyi öldürmesi, bir gayri nefsin. Yani sebepsiz yere, haksız yere bir kimseyi öldürmek. Tamam mı? Bir kimse mesela gitmiş birini öldürmüş, başka bir kimseyi öldürmüş. Nefsi müdafaa falan değil yani normal öldürmüş adam. Ya bu durumda da diyor o kimse bakın o kimseye idam uygulanır. O anlamda diyor. İslam hukukuyla alakalı kavramlar bunlar. Şimdi devam ediyoruz. وَلَا يَزْنُونَ وَلَا يَزْنُونَ zina etmezler. Bunlar şimdi müminlerin özellikleri. Hani yukarıda ayette geçti ya Allahu Teala'ya işte şirk koşmayacaklar. Yani başka bir ilaha Allah'la beraber Celle Celaluhu dua etmeyecekler dedi. Zina etmeyecekler dedi ya onları bahsediyor. Bununla da anlatılmak istenen şey diyor. Ve zinanın tanımını yapıyor burada. İtiyanun nisa el muharramat fi kubulin evdubur. Yani kendisine haram olan kadınlarla ilişki yapmak, ilişki yaşamak. Buna zina denir diyor. Zinanın tanımını yapmış burada. Vellivatu zina fi ahadil kavleyn. Eşcinsellikte bu. Ellivat kavramı eşcinsellik demek. Bu da diyor zinadır diyor. Yani iki görüşten birisinde diyor. İki tane görüş varmış orada. El kavleyn dediği iki görüşten bahsediyor. O iki görüş hangisi burada detayına dalmıyor ama bahsediyor. İki görüşten birine göre diyor. Eşcinsellik de zina hükmündedir diyor. Ve fil kavli thani ve huve fil kavli thani ikinci görüşe göre diyor mucibun li katlil faili vel mef'ul bihi diyor. Burada da bu işi yapanın diyor. Yani burada İslam hukuku açısından açıklamalar tabii metni biz burada açıklıyoruz, yorumluyoruz. Kendimiz herhangi bir görüş beyan etmiyoruz. Bu işi yapan da yaptıranın da katledilmesi gerekir diyor. Ve fi ityanil behaim. Behaim dediği behime kelimesinin çoğulu. Behime hayvan demek manası. Hayvan manasına gelir. Behaim hayvanlar demek. Hayvanlarla ilişki yaşamak. Ondan bahsediyor. Bunlarla ilgili diyor selâsetü ekâl. Üç tür görüş vardır diyor. Ennehu kezzina. Bu da tıpkı zina gibidir diyor. Hayvanlarla ilişkiye girmek diyor. Fil farkı beynel bitri ve teyyib diyor. Yani arasındaki fark diyor işte bekarla dul kadınla arasındaki fark gibidir diyor. Ve sani ikincisi ennehu yucibu katle el behime. Hayvanın öldürmesini gerektirir diyor. Zina olan hayvanın diyor. Ve men etaha yani onun ilişkiye giren kişinin de öldürülmesini gerektirir diyor. Lil haberil me'suri fihi. Nakledilen habere göre, nakledilen bilgiye göre diyor. Bu tabi İslam hukuku açısından o bilgileri değerlendirerek hadislerden çıkartılan sonuçtur. Kur'an-ı Kerim'de direkt olarak geçmiyor bu konular ama hadislerden hareketle İslam hukuku açısından böyle bir değerlendirme yapılmış. Biz tabi kitaptaki bu metni bu şekilde okuyup manasını veriyoruz. Yani kendimiz dediğim gibi bir görüş beyan etmedim ben. Et-thalithu ennehu yucibu et-tazir. Üçüncü görüş de bu tip davranışta bulunan kimselere diyor tazir cezası uygulanır diyor. İslam hukukunda tazir cezası var ya onu kastediyor. Fecemaa fi hadihil ayet bu ayette diyor bir araya geldi. Cemaa fi hadihil ayet. Beyne felâfin. Yani üç şey bu ayette bir araya geldi diyor. Nedir bunlar? Minel kebair. Yani günahlardan üç tanesi bu ayette bir araya getirildi. Bir arada sunuldu. Kebair dediği büyük günahlar demek arkadaşlar. Burada el kebair geçiyor ya bakın. Sondan bir önceki satırın başında el kebair geçiyor ya o büyük günahlar demek. Şimdi bu üç tane büyük günah diyor. Bu ayette bir araya geldi. Bu üç günaha bakalım. Neler bunlar? Eşşirku. Şirk. Şirk yani Allahu Teala'ya Celle Celaluhu haşa ortak koşmak demek. Haşa. Ve katlün nefs. Adam öldürmek yani diyor bu da büyük günah. Ve zina, zina da büyük günah. Bu üç tane büyük günah. Evet. Rava Amr ibn Şurahbil. Rava rivayet etti diyor. Amr ibn Şurahbil. Bu Amr ibn Şurahbil arkadaşlar o dönemdeki
büyük zatlardan birisi. An İbni Mesud, İbni Mesud'dan rivayet edeyim. İbni Mesud biliyorsunuz sahabenin büyüklerinden. Ondan rivayette bulundu diyor. Gale dedi ki, kultu ben dedim. Gale o dedi, kultu ben dedim. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Bakın nasıl okuyoruz? Ya Resulallah diye okuyoruz. Ben veya başka bir rivayette de diyor. Gale gayri, yani benim dışımda başka birisi böyle söyledi diye de bir versiyon, rivayet versiyonu var diyor. Parantez içerisinde vermiş bakın. Ev veya gale gayri. Yani bunu İbni Mesud söyledi şeklinde de demek ki bir rivayet varmış. Başka bir rivayette de İbni Mesud'un dışında başka bir şey söylemiş, sormuş Hazreti Peygamber'e ama İbni Mesud rivayet etmiş. O rivayeti de Amr bin Şurahbil naklediyor bize. Durum böyle. Eyyü Zenbin. Eyyü Zenbin. Bakın burayı nasıl okudum? İsim tamlaması şeklinde. Eyyü Zenbin. Hangi günah? Zenb diye okuyoruz bunu. Zenep diye okursak kuyruk manasına gelir bakın bu kelime. Aynı kelime yazılışı aynı. Zenep kuyruk demek, zenp günah demek. Eyyü zenbin hangi günah? A'azamu daha büyüktür. İndallahi Allah katında Celle Celaluhu. İndallahi demek Allah katında demek. Allah-u Teala katında hangi günah daha büyüktür? Yani en büyük günahı soruyor daha doğrusu öyle diyelim daha iyi anlaşılsın. Yani en büyük günah nedir demek istiyor. Allah-u Teala katında. Bunu kim soruyor? İbni Mesud soruyor veyahut da İbn Mesud'un dışında başka bir sahabi soruyor. Ama İbn Mesud naklediyor bunu. Ya kendi sormuş veya başka arkadaşı sormuş. Nakleden ama İbn Mesud. İbn Mesud'dan da bunu duyan, bize aktaran, hadis kitaplarına naklettiren kim? Amr bin Şurahbil bakın. Büyük günahı soruyorsun. Yani büyük günah nedir diyor. Gale, o da dedi ki burada Gale'nin faali Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber ne diyor? Entecale, entecale kılmandır. Kılmandır. Lillahi Allah için Celle Celaluhu nitten. Nitten ne demek? Nit kelimesi eş demek, benzer demek. Yani Allah için bir eş, bir benzer kılmandır. Yani şirk koşmak. Allah için şirk koşmaktır diyor. Tamam mı? En büyük günah budur diyor. Ve huve halakake. O seni yarattığı halde diyor. Ve huve halakake. Halaka biliyorsunuz yaratmak demek. Ve huve halakake. Yani o seni yaratırken yarattığı halde ve orada hal ifade ediyor. Vav-ı haliye derler buna. Çok derin konuya dalmak istemiyorum ben. O vav'la ilgili şimdi konuşsak çok uzun sürer. Onun için kafanızı karıştırmayın. Vahuve halakake. Yani senin yarattığı halde senin Allahu Teala'ya eş koşman, şirk koşmandır diyor. En büyük günah. Tamam mı? Öyle bahsediyor ve devam ediyor. Gale dedi ki sonra eyyü. Sonra hangisi? Şimdi en büyük günah demek ki şirk koşmakmış. Allahu Teala şirk koşma en büyük günah. Ondan sonra hangisi? Gale dedi ki en taqtule veledeke. Çocuğunu öldürmendir. Bu tabi biliyorsunuz İslam öncesi cahiliye toplumunda çocuklarını öldürme şeklinde uygulamalar var ya. Hani götürüyorlar çocuklarını kumlara falan gömüyorlar falan böyle İslam öncesi tabi. İslamiyetle beraber bunlar son buluyor ama İslamiyet'ten önce cahiliye dönemi Arapların da böyle çocuklarını öldürme geleneği var. Öyle bir şeyler var. Uyguluyorlar böyle. Neye uyguluyorlar? Bakın hayfete en hife korkusundan dolayı demek. Hife, hafe var ya korkmak. Hifete en yat anenake. Yani seninle birlikte yemek yiyeceği korkusuyla çocuğunu öldürmendir diyor. Eskiden biliyorsunuz hani insanların yiyecekleri şimdiki gibi değil. Şimdi insanlar bolluk içerisinde yaşıyoruz biz hepimiz arkadaşlar. Yani düşünün mesela 1000 sene önce, 1500 sene önce insanlar bu kadar bolluk içinde değillerdi. İnsanlar işte ama o zaman ne yapıyorlar? Benim yanımda çocuğum yemek yemesin, yemek bana kalsın hep diye o çocuğu yani böyle işte tüketici olarak görüyor ve adam ne yapıyor? Çocuğunu sırf isteklerini, yiyeceklerini sağlayamam diye öldürüyormuş. Öyle bir durum varmış İslam öncesinde. Bu da büyük günah. Hani biliyorsunuz çocukları gömerlermiş ya kumun içerisinde falan kız çocuklarını falan. Öyle bir adetler varmış yanlış adetler. İşte bu da diyor büyük günah diyor. Yani Allahu Teala şirk koşmaktan sonra bu günah var diyor. İkinci derecede bu geliyor. En yani taktüle bakın öldürmem. Veledeke oğlumu öldürmem. Burada eşek çocuğundan bahsetmiş. Hıyfete en yet'ame nâke seninle birlikte yemek yeme korkusuyla erkek çocuğunu öldürmendir diyor. Adamın mesela diyelim ki 10 tane çocuğu var. 10 tane çocuğu besleyemiyor. Onlara yiyecek getiremiyor, temin edemiyor. Tutuyor 3 tanesini öldürüyor. 5 tanesini öldürüyor. Mesela öyle yapan Araplar varmış İslamiyet'ten önce. İslamiyet'le beraber bunlar yasaklanmıyor. Gale dedi ki Fımma Eyyü. Şimdi soruyor tekrar. İbn-i Mesud diyor ki İbn-i Mesud daha sonra hani üçüncü olarak nedir? Gale o da dedi ki diyor Hazreti Peygamber en tuzaniye. En tuzaniye yani zina etmendir.
Kiminle? Haliyle tecarike, yani komşunun eşiyle. Haliyle orada arkadaşlar eş demek. Bir kimsenin eşi yani karısı. Carike dediği de car komşu demek biliyorsunuz. Komşunun karşısına zina etmendir diyor. Günah sıralamasını böyle yapıyor. Gale dedi ki fe enzelallahu zalike. İşte Allahu Teala şu ayeti indirdi. Vamen her kim ki yefal zalike bunu yaparsa. Yani bu üç tane günahtan bahsetti ya burada kebair diye büyük günahlar. Bunlardan birini veya birkaçını yaparsa her kim yaparsa yani hazi telate yani üçünü yaparsa hazi telate de bu üçünün üçünü yaparsa. Ev veya Baldaha dedi de onlardan biri. Ha burada o üçe gidiyor, çoğula gidiyor. Baldaha da bir demek. Bald kelimesinin klasik Arapçada bir anlamı da vardır. Tamam mı? Bald birkaç anlamına da gelir. Modern Arapçada birkaç demek. Klasik Arapçada bir demektir. Hem sayılanlar için kullanılır, hem sayılamayanlar için kullanılır. İngilizce'de sum vardı ya, sum gibi bir şey bu aynı. Tamam mı? Hem sum diye bir, some diye yazılan, sum diye okunan bir sözcük var ya, İngilizce onun gibi. Bald kelimesi Arapçada. Şimdi devam ediyoruz. Yelka işte bunu yapan, bu üçünü veya üçünün birini yapan, ikisini yapan bu tür kimseler yelka karşılaşır. Neyle karşılaşır? Lakiye yelka anlattım ya size az önce. Karşılaşır. Yası düşmüş bakın. Esamen dediğine esamen ceza demek burada. Yani cezayla karşılaşır. Fiye felâfetu evcuh. İşte bu esamla alakalı, esamın ne olduğuyla alakalı üç görüş vardır diyor. Evcuh dedi orada görüş. Tamam mı? Ahaduha birincisi denilen esam denilen şey yani ukube. Ukube Türkçe'de de kullanmıyor. Ekap kelimesi, ukube kelimesi bilirsiniz bunu. Ceza anlamındadır diyor. Bunu kim söylemiş? Kalehu Belam ibn Kays söylemiş. Yani esam demek ukube demektir. Sınavda sorduk. Esam kelimesi nedir? Aşağıdaki hangisidir dedik. Ukubeyi görüyorsanız ukubeyi hemen işaretleyeceksiniz. Örnek olsun diye diyorum. Hani eş anlamları, müteradifleri falan soruyoruz ya sınavda. Yani işaretleyeceksiniz bunu. Ethani ikincisi. Esam kelimesi diyor. İsmi vadin. Bir vadinin adıdır diyor. Vadi bizim Türkçe'de bildiğimiz vadi. Bir vadi adıdır diyor. Nerede? Fi cehennem. Cehennemdeki bir vadinin adıymış Esam. Yani o vadiye atılacakmış. Bu üç tane günahın birini, birkaçını, üçünü neyse işleyen kimseler bu özel bir cehennemdeki bir vadiymiş, oraya atılacaklarmış. Bunu da kim anlatıyor? Kalehu İbni Ömer. İbni Ömer'den yorum. Hazreti Ömer'in oğlu yani İbni Ömer. Ve Katade. Katade'den de bu yorum geliyor. Ve salih, üçüncü olarak bu kelime, bu esam kelimesi diyor. El ceza. Ceza yani karşılık anlamında. Kalehu Es-Sedi. O da Es-Sedi de başka bir tefsir alimi. Onu zikretmiş bunu. Evet. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyame. Şimdi bu ayetin bu kısmını açıklayacak bize. Yudaaf yani misli iki katı verilir. Lehu kimse için el azab. Azabın iki katı verilir. Yevmel kıyame. Yudaaf ifadesi arkadaşlar bir şeyin iki katı mislini vermek. Öyle kullanılır. İki katı. Mesela diyelim ki bir yaptınız iki almak. İki yaptınız dört almak. Dört yaptınız sekiz almak. Yani ikiye katlanarak gitmek. O anlamda. Kıyamette yani o ikiye katlanır diyor. Kıyamet günde diyor. Fî felâfetü evcuh. Yani bununla alakalı da diyor, üç görüş vardır. Evcuh dediği orada görüş, vecin çoğulu. Üç görüş, üç farklı düşünce vardır. Ahaduha deyesi ennel mudaafe, yani mudaafe dediğimiz şey. Bu mudaafe dedi yani yudaaf dedi ya burada aynı kökten geliyor bakın. Daafe yudaifu. Daafe yudaifu yani bir katı olmak bu anlamda. Bu mudaafe denilen şey azab-ı dünya ve azab-ı ahire anlamına gelir diyor. Yani bu üç şeyden birini birkaçını yapan kişi hem dünyada azap görür hem de ahirette azap görür diyor. Hani iki katı olacak dedi ya. İki katının birisini dünyada görür, birisini de bir azabı da ahirette görür diyor. Allahu Teala'ya şirk koşan, haksız yere adam öldüren, değil mi? Onun dışında bir de zina yapan kişi. Bu günahları yapanlar hem dünyada hem ahirette cezasını çeker diyor. Galehu Katade. Bunu da Katade rivayet ediyor, söylüyor. Ethani, ikinci görüş. Enneha el cemu beyne ukubatil kebair el müştemiyah. Evet. Enneha onlar el cemu beyne ukubati el kebair el müştemiyah. Kebair büyük günahlardı. Yani bütün büyük günahlar arasındaki birleşmedir bu diyor.
Bütün yani büyük günahlar. Hani üç tane büyük günah saydı ya. İşte bu bütün bu büyük günahların bir araya gelmesi durumudur diyor. Bir araya gelmesidir. Efendim, üçüncü görüş. Enneha istidametu el azabi bil hulut. İstidame devam demek yine. El azabın devam etmesi bil hulut sürekli olarak demek. Yani sürekli olarak azap devam eder diyor. Bu üç şeyi yapanlara diyor. Tamam mı? Yani bu üç şeyden birini, birkaçını, üçünü neyse yapan kimseler sürekli. Bu tabi azap dediği ahiretin azabından bahsediyor. Ahirette diyor bunlara sürekli azap vardır. İstidametul azap demekken azap sürekli devam eder diyor. Bilhulut kalıcı olarak. Bilhulut dediği de kalıcı olarak demek. Yani kesinti olmaz diyor azapta diyor. Son olmaz. Bu ayna devam eder gider onlara böylece azap diyor. Böyle bir iş yaparlarsa diyor. Bir kimse diyor. Ve yahlut fihi. Yahlut fihi dedi yani onun içerisinde, azap içerisinde. Fihi'deki hu zamiri azaba gidiyor. Azabın içerisinde kalır diyor. Ey yahlut fil azap bir şirk. Evet. Yani şirkinden dolayı, yaptığı şirkten dolayı azap içerisinde kalır. Muhanen dediği de diyor. Muhaneni ben hani aşağılanarak, aşağılanmış bir şekilde azapta kalır diye mana verdim ya. Bakın burada bir ukube ceza çekerek, ceza ile manasına geliyor ukube. Muhanen kelimesi de ukube manası vermiş. Ceza görerek azap içerisinde kalır. Zaten azap içinde kalmak ceza görmek anlamına da gelir ama böyle bir bakış açısı yapmış burada da böyle ifade etmiş. Muhaneni ukubet olarak, ceza olarak karşılamış, mana olarak öyle vermiş. Evet, şimdi 5'e geçeceğim ama sizin sorularınız varsa Elka yulki atmak manasına geliyor Melek Hanım. Evet. Bu yalnız ben Elka demedim. Bakın yanlış anlaşılmasın. Bir daha isterseniz orayı gösterelim. Lakiye Elka dedim ben. Sizin dediğiniz şöyle. Elka bakın şöyle yazılıyor. Elka yulki. Yani aynı fiil fakat onun başına hemze getirilmiş hali. Sizin dediğiniz bu. Elka yulki. Bu atmak manasına geliyor. Evet. Elka yulki atmak demek. Rama yermi fiili gibi değil mi? Rama yermi de atmak. Elka yulki de atmak. Ama bu lakiye az önce dediğim ya mesela lika kelimesi falan aynı kökten gelir. Karşılaşmak, görüşmek. Mesela ilel lika dersiniz yani görüşmek üzere. O anlamda. Burada tabii bizim ayette geçtiği şekliyle yelka şeklinde yani yağ düşmüş. Son satırda arkadaşlar, son satırı soruyor arkadaşımız. Ve yahludu fihi yani onun içerisinde kalır diyor. Ey yani demek. Ey'in anlamı yani. Yahludu fil azabi bir şirk. Şirkten dolayı azap içerisinde kalır, bulunur. Muhanene biz hani aşağılanmış olarak dedik ya. Aşağılanmış olarak değil de burada da bir ukube yani ceza ile ceza çekerek. Ukube ceza demek. O şekilde mana vermiş. Yani muhanen kelimesi ceza anlamına gelir diyor. Ukube. Bir ukubeti. Yani. İkisini ceza olur. Evet Arzu Hanım. Onu eş anlamlı vermiş. Muhanene ben aşağılanmış dedim. Ehane yuhinu fiili var ya oradan geliyor aslında. Ehane yuhinu ne demek? Ehane yehunu yani aşağıda olmak. Ehane birini aşağılamak. O anlamlarda muhalen aşağılanmış olarak cehennemin azabı içerisinde kalır. Öyle mana verdim ama burada ukube yani ceza, direkt ceza anlamına da gelir diyor buradaki yorumda. O İslamiyet'ten önce bakın çocuklarını öldüren Araplar varmış. Arkadaşlarımız bakın yorum yapmışlar. Fakirlik korkusuyla demişler. Kaşık düşmanı olarak görüyor çocuğunu, ondan dolayı öldürüyor. O tip böyle yanlış uygulamalar varmış İslamiyet'ten önce. İslamiyet'le beraber bunlar kaldırılmış. Yani çocuğunu öldürme şeklinde adetler, yanlış adetler onların hepsi de yasaklanmış. Üçüncü dediğimiz şey ethalif enneha istidametul azabi yani azabın devam etmesi istidame devam etmesi bil hulut kalıcı bir şekilde. Hulut kalıcı demek. Halede yahludu fiili var ya aynı kökten geliyor. Kalıcı bir şekilde azabın devam etmesi.
sürekli devam etmesi yani öyle diyelim. Evet, beşinci maddeye geçiyoruz. İlla men tabe. Şimdi bakın burada da istisna edatı dedik biz. İstisna ne demek? Yani bir şeyi diğerlerinden farklı tutmak demek. Ayrı yerde tutmak, haricinde tutmak. İlla men tabe. Yani tevbe eden kimseler diyor istisnadır. Hariç tutulur, ayrı tutulur. Yani mine zina, zinadan tevbe edenler. Ve amene iman edenler. Yani mine şirkten iman edenler. Hani adam şirk koşuyormuş önce ama iman ediyor. Ve amile amelen salih. Yani güzel, iyi amel yapan, iyi iş işleyen. Yani bade seyyiat. Bade seyyiat dedi yani kötülüklerden sonra. Adam bir kötülük yapmış ama kötülük yaptıktan sonra kendine gelmiş, yaptığı hatayı anlamış, orada iyilik yapıyor. İşte bu kimseler bakın istisna yani müstesna tutuluyor. Feulâike onlar ki yubeddilullahu Allahu Teala değiştirir. Seyyiatim onların kötülüklerini hasenatim iyiliklerle değiştirir. Ama bu şartla değiştiriyor bakın. Yani tövbe edecek. Tamam mı? İyi iş yapacak. Tövbe ettikten sonra. Yani tövbe edip bırakmayacak. Ondan sonra iyi işler yapacak. Allahu Teala onun kötülüklerini iyiliklerle değiştiriyor. Fi telâsetu ekâbi. Bu konuda da üç görüş vardır. Üç kavil yani görüş. Ahaduha bunlardan birincisi neymiş? Fi dünya dünyada yubeddiluhum bi şirki imanen. Yani dünya hayatındayken Allahu Teala onların şirkini imanla değiştirir. Adam şirk koşmuş ama daha sonra iman etmiş. Allahu Teala da kabul etmiş bunun imanını. Ve biz zina. Zina yapmış adam ama daha sonra tevbe etmiş. İhsanen yani ihsanla değiştir. İhsan dediği nedir? İhsan dediği korunmak demek manası ama burada yani nikahlı eş anlamında. Nikahlanıp nikahlı bir eşle artık hayat yaşar. Tevbe etmiştir artık zinadan. Onu o anlamda. Ve bir zikrillahi ba'de nisyani. Nisyan unutmak demek. Yani Allah'ı unuttuktan sonra Allahu Teala onu ne yapar? Kendi zikriyle, kendini hatırlatmakla değiştirir, tebdil eder. Ve bi taatihi taatle değiştir yani itaat etmesiyle. Bade isyanı isyanın ardından itaatle değiştirir onun durumunu. Ve hâzâ bu mana kavlil hasen. Ve katade yani el hasen ve katade adlı müfessirlerin diyor sözüdür bu diyor. Ve hâzâ mana kavlil el haseni vel katade. El hasen ve katade burada özel isim tabi. Onların sözünün anlamı böyledir diyor. Hatta yani şimdi ikinciye geldi, ikinci yorum. Enne o fil ahire, ahirette fi men o kimseler arasında olur. Fi bak içerisinde olur, men o kimseler. Men kimse, kimseler çoğul da verebiliriz anlam olarak. O kimseler içerisinde olur. Hangi kimseler? Gulibet hasenatuhu ala seyyiatihi. Gulibet yani galip gelen, ağır basan. Hasenatu iyilikleri ala seyyiatihi kötülüklerine ağır basan. Hani Allahu Teala Celle Celaluhu ahirette ne yapacak? Terazide tartacak insanların iyiliklerini, kötülüklerini öyle değil mi? Terazinin bir kefesi ne yapacak? İyilikleriyle, müminin yaptığı iyiliklerle doldurulacak. Diğer kefesi de terazinin o müminin yaptığı kötülüklerle doldurulacak. Doldurulduğu zaman hangisi ağır basıyorsa ona göre muamele yapılacak. İşte bu tevbe eden, iyi iş yapanlar da diyor, fîmen o kimseler arasında olacak. Hangi kimseler arasında olacakmış? Gulibet, gulibet galip gelen. Galip gelmek var ya bakın meçhul okuyorum orayı. Dikkat edin. İsterseniz bunlar harekeleyin arkadaşlar. Gulibet hasenatu. Yani hasenat iyilikler demek ya. Hasenat da seyyiat bu arada birbirinin zıttı. Mudat yani. Mudat deriz ya biz Arapçada. Gulibet hasenatu güzellikleri, iyilikleri ağır basan. Neye ağır basan? Hala seyyiati yaptığı kötülüklere ağır basan. Adam hem iyilik yapmış hem kötülük yapmış. Mümin kendi. Tövbe etmiş, iyi işler yapmış ama kötülükler de var. İşte o tövbe edenler, böyle iyi iş yapanlar iyilikleri, kötülüklerini ağır basan kimselerin içerisinde bir olacak. Feyubeddilullah Allahu Teala değiştirecek. Bakın burada yubeddilu ya değiştirir demedim de değiştirecek manası veriyorum. Hani gelecekte olacak, ahiretten bahsediyor ya. Gelecek zaman anlamı da muzaride verilebilir. Feyubeddilullah Allahu Teala değiştirecek. Esseyyiati kötülükleri, hasenatin iyiliklerle değiştirecek.
Bu cümleyi gramatik açıdan, nahiv açısından tahlil edelim. Fe sonra demek, onun akabinde. Yübeddilullahu, bakın yübeddilu mudari fiil, gelecek zaman anlamı verdim ben. S de getirilebilir ama burada getirilmemiş, ama S getirilmiş gibi de anlam verilebilir. Yübeddilullahu, Allahu Teala değiştirecek. Es-seyyiati dedim bakın. Es-seyyiati nedir orada? Mef'ulün bihtir, yani nesnedir. Müennes çoğul olan nesneler fete yerine kesre harekesiyle harekelenir. Bunu birkaç kez ben bir hatırlatmıştım. Yine burada bakın hatırlatıyorum yeri gelmişken. Yani normalde es-seyyiate olacak burası. Olmadı, es-seyyiati oldu. Niye öyle oldu? Çünkü müennes çoğul. Müennes ve çoğul olan. Müennes çoğul olan. Gayri akil olan. Sözcükler nasb durumunda. Burada nesne olduğu için bakın meful diyor ve nasb durumunda. Esre alırlar. Hasenatin de esre aldı. O da aynı şekilde. Aynı kurala tabi. Tamam mı? Burada bakın bir başka bir şey daha ben belirteyim. Arapçada bazı fiiller iki tane nesne alabilirler. Normalde bir nesne alır fiiller ama bazı fiiller de hiç nesne almaz. Geçişli fiiller bir nesne alır ama bazen işte iki nesne alan fiiller de var. Bu yübettülü bakın öyle bir fiil. Yübettülullah, Allahu Teala değiştirecek. Neyi değiştirecek? Es-seyyiati, kötülükleri neyle değiştirecek? Hasenatin. Biz bakın Türkçe'de ne diyoruz? Kötülükleri iyiliklerle değiştirmek. Le. Bakın le kullanıyoruz. Arapçada le gelmiyor bakın. Yani orada bir mesela ba harfi ceri yok. Dikkat etmez mi? Ma harfi ceri yok. Yani bi hasenatin demiyor veya ma hasenatin demiyor. Bak dikkat edin ona. Böyle kullanılıyor işte. Arapçanın mantığını kavratmak açısından bu örneği verdim. Galehu Ebu Hureyre. Bunu da Ebu Hureyre biliyorsunuz. Sahabenin en çok hadis rivayetinde bulunan büyük sahabiden kendisi. O rivayet etmiş. Efendim, üçüncü. Ennehu o yübettilullahu Allahu Teala diyor değiştirir. Ekabe seyyiati. Onun yani kötülüklerin cezasını diyor değiştirir. Yani bir kimse var. O kimse kötülük yapmış ama onun diyor kötülüklerinden cezasını değiştirir diyor Allah-u Teala. İzâ tâbe tevbe ettiği zaman. Minha onlardan yani. Minha dedi ha orada kötülüklere gidiyor seyyiata. Bu kötülüklerden. Bir sevabi neyle değiştirir? Bir sevabi hasenatihi. Bakın burada bahavcını kullanıyor. Bir sevabi hasenatihi. Yani iyiliklerinin sevabıyla diyor. İyiliklerin sevabıyla değiştirir onun kötülüklerini diyor. Yani kötülük yapmış adamın kötülükleri var ama tevbe etmiş yaptığında o zaman ne yapar diyor Allah-u Teala buna? İyiliklerin sevabını verir. İyilik yapmış gibi sevap verir. Kötülüklerin yerini değiştirir. Değiş doğuş yapar. İzâ intakale ileyha. İzâ intakale ileyha ne demek? Yani ahirete intikal ettiği zaman. Orada ileyha da ya ahirete gidiyor. Ahirete intikal ettiği zaman ya öldüğü zaman. Kâlehu İbn-i Bahar. Bunu da İbn-i Bahar diyor. Rivayet etti diyor. Ve kâne Allahu gafûran. Allahu Teala affedicidir. Gafur affedici, çok affeden, aşırı derecede affeden demek. Feul vezinde gelmiş burada bakın. Feul vezni yani gafur, feul vezni. Bunlar çok aşırılık ifade eder. Yani aşırı derecede affedicidir diyor Allahu Teala. Lima teqaddeme qabla't-tevbe. Lima o şeyden dolayı. Ma orada şey demek, isim mevsul. Li için, den dolayı. Lima o şeyden dolayı. Hangi şeyden, neden dolayı? Teqaddeme. Yani sunulan şeyden dolayı değil mi? Kablet tevbeden önce sunulan şeyden dolayı. Yani tevbeden önce insan ne sunar? Bir niyet sunar değil mi? Tevbe edeyim der, ona yönelir. Tevbeden önce sunulan şeyden dolayı diyor. Allahu Teala affedicidir. Çok ziyade, çok fazlasıyla affedicidir. Ve rahimen, Allahu Teala rahimdir yani merhametlidir. Lima ba'deha yani tevbe sonrasında da diyor Allah-u Teala merhametlidir. İşte merhametli olduğunu anlattı ya kötülükleri iyiliklerle diyor dedi bize değil mi? Anlattı az önce değiştiriyor. Yani ne yapıyor? Merhametlidir o kimseye cenneti ihsan ediyor. Tevbe ettiğinden dolayı. Tevbe etmezse yok ama bakın bunlar. Tevbe şartı koymuş Allah-u Teala. Adam kötülük yapıyor tevbe etmiyor. O şekilde öyle yapanlara yok. Ama tevbe ederse tevbe şartıyla tevbeyi de tabi samimi edecek yani öyle ben tevbe ettim diye bir ertesi gün yine aynı davranışı aynı kötülüğü yaparsa olmaz. Tevbe edecek ve bir daha yaklaşmayacak o kötülüğe. O şartla yani tevbenin anlamı o. Tevbe demek az önce de anlattım ya size. Bir kötülükten bir şeye dönmek demek. Allahu Teala'ya yönelmek demek.
Yoksa adam mesela bugün tövbe etsin, yarın bir daha yapsın, 3 sene sonra bir daha yapsın, olmaz o şekilde. Tövbede bir daha o yapılan kötü eyleme dönmemek gerekiyor. Vahakâ el-Kelbi. El-Kelbi adlı bu müfessir kendisi el-Kelbi'nin. O da şöyle bir rivayette bulundu. Hakâ fiili, bakın burada hakâ, ravâ fiiliyle eş anlamlı. Yukarıda ravâ geçti ya, hatırlarsanız. Ravâ yervi, hakâ yahkim. Hakâ hikaye deriz ya biz Türkiye'de. Türkiye'de girmiş bu kelime. Hikaye falan, hikaye söylemek. Oradan hatırınızda kalsın. Rivayet etmek anlamında bu. Hakâ el-Kelbi. Bakın güzel bir sınav sorusu bu eş anlamlar için. Hakâ ile ravâ mesela eş anlamlı. Hatırımda kalırsa mesela böyle bir şey sormak isteyebilirim. Hakâ Rava anlamında. Hakâ el-Kelbiyyü. El-Kelbi adlı alim şöyle rivayet etti. Enne vahşiyen. Enne vahşi. Bu vahşi dediği kim biliyor musunuz? Vahuve abdu atabet ne gazvan. Ve huve o abdu yani kölesi demek. Abd kelimesinin bir anlamı da köle anlamında. Kul manasına da gelir, köle manasına da gelir abd kelimesi. Atabet ibn gazvan dediği de bir Arap kabilesinin adı bu. Atabed ibn Gazvan kabilesinin kölesidir bu diyor Vahşi. Vahşi kim? Biraz daha açıklama yapayım daha net anlaşılsın. Hazreti Hamza'yı şehit eden, Hazreti Hamza'yı Uhud Savaşı'nda şehit eden kişinin adıdır bu Vahşi. Hazreti Hamza'ya ok atıyor, şehit ediyor ya Uhud Harbi'nde. İşte onun o şahıs bu Vahşi dediği. Bu adam kimmiş? Bu Atabed ibn Gazvan denilen bir kabile varmış Araplarda, onun kölesiymiş. Tamam mı? Şimdi tekrar bakın baştan alıyorum. Vahaka el kelbi, yani kelbi diyor rivayet etti ki, rivayet etti ki enle, o enle ki anlamında, bakın orası en değil de enle. Vahşiyen, enlenin bakın ismidir o vahşi. Vahşi özel isim, adamın adı yani. Tamam mı? Vahşiyen. Vahuva, bu vahşi denilen kişi diyor. Atabed bin Gazvan yani özel isim olarak şöyle çeviriyoruz bunu. Onun kölesidir diyor. Ketebe yazdı diyor. Ba'de vakati Uhud diyor. Uhud savaşından sonra. Bu vakati Uhud dedi, Uhud savaşı demek. Tamam, orayı Ahad diye değil de Uhud diye okuyalım. Uhud savaşından sonra. Bakın Ahad ile Uhud aynı yazılıyor. Uhud savaşından sonra diyor, yazdı diyor. Vakatli Hamza yani Hazreti Hamza'yı öldürdükten sonra. Hazreti Hamza biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in amcası. Hazreti Peygamber'i koruyan, gözeten, onun yardımcısı çok önemli bir kişi. Çok önemli bir şahsiyet Hazreti Hamza. Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi üzerine Hazreti Peygamber çok üzülüyor. Çok üzülüyor. Onun için çok önemli bir kişi Hazreti Peygamber hayatında Hazreti Hamza. Öylesine bir kişiyi geliyor bu vahşi şehit ediyor Uhud Savaşı'nda. İşte bu Uhud Savaşı bitmiş ve Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ondan sonra Hazreti Peygamber'e bir mektup yazıyor. Burada ketebe ilah kavramı var bakın ketebe. Şurada dikkat ederseniz ketebe var yazdı. Kime yazdı? İlen Nebi. Yani Hazreti Peygamber'e bir not yazmış, bir mektup yazmış. Bu tabi mektup değil, çok uzun değil ama kısa bir not mektubunda. Hel min tevbeti. Hel min tevbe. Hel min tevbe dedi yani tevbe var mı diyor. Bana tevbe var mı demek. Yani ben tevbe etsem olur mu diyor yani kabul eder misin diyor. Hazreti Peygamber'e söylüyor, soruyor. Kendi gelip soramıyor bakın direkt olarak. Çünkü Hazreti Hamza'yı şehit etmiş, yüzü yok yani Hazreti Peygamber'in huzurunda bizzat çıkmaya. Hazreti Peygamber çok üzgün, Uhud Savaşı'nda amcasını kaybetmiş ve savaştan sonra da bu Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi ne yapıyor? Bir böyle kısa bir bilgi notu, bir soru soruyor, bir yazı yazıyor böyle. Hel min tevbe diyor, yani tevbe var mı bana demek istiyor. Tevbe edebilir miyim? Tevbe etsem beni bağışlar mısın? Şeklinde böyle bir kısa bir yazı yazıyor, gönderiyor Hazreti Peygamber'e. Başkasıyla gönderiyor. Kendi huzuruna çıkamıyor Hazreti Peygamber'e. Utanıyor çünkü yani o durumunu arz edemiyor. Fe innallâhe şüphesiz ki Allahu Teala enzele bi Mekke. Mekke'de diyor indirdi diyor. Tamam mı? Yâsi min kulli hayr. İyasi dediği arkadaşlar umutsuzlar demek yani ümidini kesenler demek. Yani adam birçok günah işlemiş artık ümidini kesmiş yani demiş ki ben Allahu Teala affetmez benim bu kadar günahım var demiş. Böyle bu tip insanlara iyasi diyorlar. Yeis var ya yeis kelimesi oradan geliyor. Yeis demek ne demek? Ümidini bir şeyden kesmek demek. Yani işte ümidini kesen kimseler min kulli hayr. Min kulli hayr diyen her türlü iyilikten. Her türlü iyilikten ümidini kesen insanlar için diyor. Mekke'de Allahu Teala ayet indirdi. Bakın.
Hangi ayet inmiş? Devam ediyor, görüyoruz. Bakın okuyoruz. Estağfirullah. Vellezine, o kimseler ki la yed'ûne, dua etmezler, çağrıda bulunmazlar. Me'allahi, Allahu Teala ile birlikte ilahen ahara. Yani bizim dersimizin başında, metnimizin başında okuduğumuz işte ayet bak. Başka bir ilaha ne yapmazlar? Yakarışta bulunmazlar, dua etmezler. Bu ayeti indiriyor. Demek ki bakın bu ayetin sebebi nüzulu, esbabı nüzulu neymiş burada? Bu vahşinin bu sorusuymuş, soru sormuş. Yani o sorunun üzerine bakın bu ayet indiriyor. Hani esbab-ı nüzul dediğimiz ayetlerin indiriliş sebepleri var ya, işte onu açıklıyor bakın burada. وَاِنَّا وَحْشِيًّا Vahşi قَدْ فَعَلَ هَذَا كُلَّهُ Vahşi diyor, yani قَدْ فَعَلَ, kesin kez yaptı. قَدْ orada tekit ediyor. Kesin yaptı. هَذَا كُلَّهُ, yani hepsini bunların yaptı. Bu, hepsi dediği ne? Tekrar hatırlayalım. Allah-u Teala'ya şirk koşmak, haşa. Zina yapmak. Ondan sonra adam öldürmek. Bunların hepsini yapmış. Yani Allah-u Teala şirk koşuyormuş vahşi daha önceden. Adam da öldürmüş. Hazreti Hamza'yı zaten şehit etmiş. Zina da yapmış. Zina yaptığını bahsetmiyor burada ama yapmış yani. Kullahu dediğine göre bakın hepsini yapmış bu kötülükler. Büyük günahları yapmış. Vakat zina, bakın şimdi bahsedecek. Vakat zina, zina etti. Ve eşrek şirk koştu. Eşrek şirk koşmak demek. Allah-u Teala şirk koştu. Vakatelen nefse. Adam da öldürdü. Katleden nefsi adam öldürdü diyelim. Elleti harramallahu. Yani Allah-u Teala yasakladığı bir şekilde adam da öldürdü. Hazreti Hamza'yı şehit etti. Feenzelallahu. Allah-u Teala da indirdi. Ayet indiriyor. İlla men tabe. Tevbe edenler müstesnadır. Bunun dışındadır. İlla dışında demek. Haricinde demek. İlla men tabe. Yani men o kimseler. İlla men, yani o kimseler dışında. Tabe, tevbe eden kimseler dışında. Yani neden tövbe edecek? Minezzinden, zinadan tövbe edecek. Ve amene, iman edecek. Ba'de şirkten sonra iman edecek. Ve amile salihan, ba'de seyyiat. Yani kötülüklerin ardından da iyilik yapacak. Amile salihan. Aslında burada amile salihan iyilik yaptı demek ama biz onu yapacak diye açıklıyoruz bakalım. Gelecek zaman olarak verdim ben, aslında mazidir bakın fiiller. Dikkat ederseniz yani amene iman etti, amile iyilik yaptı demek aslında, ama ben onu gelecek zaman olarak konteks gereği, yani siyak ve sibak gereği öyle gelecek zaman manası vererek açıklıyorum. Amene ba'de şirki, yani şirkten iman edecek, ve amile salihan ba'de seyyiati, kötülüklerden de kötülüklerin ardından da iyilik yapacak. Bu tabi her zaman olmaz yalnız bu dediğim. Sizin hani kafanızı karıştırmayın, ben her yerde bu yöntem uygulanmaz. Sadece bu cümle için uyguluyorum ben onu. Geçmiş zaman ama gelecek zaman gibi anlam verdim. Bu cümle için ama her yerde yapılmaz bu. Bazen konteks gerektirir, yani bağlam dediğimiz veya sıyak ve sıbak dediğim şey gerektirir. Böyle yapabiliriz bunu bazen. Her zaman değil ama genel bir kural değil. Genelde zamanlara uyacağız. Arapçada üç zaman var. Madi, mudari, emir zamanı. Üç zaman fiillerde onlara uyacağız, o zamanlara. Burada ben biraz istisna olarak uymadım o zaman kavramına. Daha serbest bir tercüme yaptım. Ketebe yazdı biha Resulullah. Yani bunun üzerine ne yapıyor? Hazreti Peygamber de ona cevap yazıyor. Hazreti Peygamber cevap olarak yazıyor bunu. Yani biha dedi bu ayeti. Feketebe biha. Yani bu ayeti diyor yazdı Resulullah. Bu işte ayet inmiş ve bu ayeti de Hazreti Peygamber yazmış bir kağıda. Bunu vahşiye gönderiyor. Demek ki buradan ne anlıyoruz biz? Vahşi okumayı yazmayı biliyor o dönemde. Bunun üzerine vahşi ne diyor bakın. Hâzâ şartun şedîdun diyor. Bu diyor yani ağır bir şarttır diyor. Ağır bir koşuldur diyor. Şart koşul, yani Türkçe'de kullanırız ya biz. Zor bir şarttır bu diyor. Şedid değil mi ya? Zor. Ve le aleyye yani benim üzerime diyor. Aleyye dedi ya, kendi üzerine. Ve le aleyye. Yani bana diyor çok zor bir şarttır bu diyor. La ebka ba'de tevbeti. Hatta a'mel salihen. Yani hatta a'mel salihen dedi, yani iyilik yapana kadar, tövbeden sonra ben diyor kendimi tutamam diyor. Yani işte şirk koşmayacaksın deniliyor, adam öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın deniliyor. Yani ben la ebka, yani ben kendimi tutamam, duramam bunları yapmadan diyor. Ba'de tevbe, tevbeden sonra hatta a'mel salihen. Yani iyilik yapana kadar, hatta amel salihinden, yani iyilik yapana kadar diyor. Tövbeden sonra ben kendimi tutamam diyor. Yani iyilik de yaparım belki ama o arada yine bu işlerden birini yapabilirim demek istiyor. Evet, sesim geliyor değil mi arkadaşlar?
Sesim geliyor herhalde. Bir sıkıntımız yok. Evet. Hacı Hanım çok yavaş gidiyoruz aslında. Yetişin yani, yetişemiyorum diyor Hacı Hanım ama baktım okudum az önce. Çok hızlı değiliz öyle. Bakın daha ikinci metne bile ne yaptık? Yarılamadık bile yani. Metin kısaydı. Birinci okuduğumuz metin çok kısaydı. Yani ses mi kesildi? Ses kesilmiş ondan dolayı, evet, anladım. Teknik problemler var. Bu teknik problemler yalnız şunu da ben ifade edeyim size. Bazen hani internet bağlantınızdan da kaynaklanabiliyor. Yani sistemden kaynaklı olan şeyler de var ama bazen hani bulunduğunuz yerin interneti çok yoğun olabilir o anda. Altyapıda problemler olabilir, internet altyapısında falan veya bilgisayarınızda problemler olabilir. Ondan kaynaklanan ses kesintiler de olabilir. Hani sistemden kaynaklanan şey bakın hepimize aynı anda yansıyor. Kayıttan düşüyoruz o zaman, öyle değil mi? Ama kayıttan düşmeyip de devam ediyorsa, bir kısım arkadaşlarımız seste normal alıyorsa, bir kısmı da alamıyorsa, onların kendi internet bağlantılarından kaynaklı bir şey de olabilir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'e ne dedik? İşte ayeti yazıp gönderiyor ve bunun üzerine bu ayeti okuduğu zaman vahşi ona zor geliyor bu şartlar. Yani ben diyor iyilik yapana kadar diyor, değil mi? Tevbeden sonra bu işleri de yapmadan duramam demek istiyor. Bu şart ağır bana diyor yani. Feketebe li rasulillahi, tekrar Hazreti Peygamber'e bakın yazıyor. Bu ketebenin faili burada, bakın şu üzerine koyu halde belirtiyorum ya, burada koyulaştırdım. Sizin ekranda da gözüküyordur herhalde. Bu ketebenin faili vahşidir. Yani vahşi tekrar yazıyor. Kime? Li rasulillahi. Bakın Hazreti Peygamber'e yazıyor. Hel min şeyin. Hel min şeyin, yani bir şey var mı diyor. Daha kolaylık arıyor. Evsa'u min hâzâ. Yani bundan daha kapsayıcı, daha geniş. Evsa. Genişlik arıyor. Daha yani kendine bir esneklik arıyor. Bundan daha esnek, daha geniş, daha genel. Bir şey daha var mı diyor. Yani bana bir kolaylık daha gösteriyor. Hazreti Peygamber ona kolaylık gösteriyor aslında. Bir işte tevbe et diyor yani. Ve bir daha da yapma o kötülükleri. İyi şeyler yap diyor. Daha neresi? Ama daha kolaylık arıyor. Hel min şeyin. Hel min şeyin var mı? Var mı ifadesini biz kendimiz katıyoruz anlam olarak. Hel min şeyin evsa'u min hâzâ. Yani bundan daha esnek, daha kapsayıcı bir şey var mı diyor. Fe enzelallahu. Allahu Teala yine ayet indirdi. İnnallâhe lâ yâfiru en yüşrake bihi. Bakın. İnnallâhe, şüphesiz ki Allahu Teala la yâfiru, affetmez. La yâfiru, affetmez. Afere yâfiru, affetmek demek ya. La yâfiru, affetmez. Neyi affetmez? En yüşrake bihi. Kendisine şirk koşulmasıdır. Bakın orada dikkat ederseniz muzari fiil meçhul olarak gelmiş. Meçhul. En yuşrake bihi. Bihi'deki bu zamir de Allah-u Teala kastediyor. Kendisine şirk koşulmasını diyor. Affetmez. Dikkat ederseniz bir hatırlatma yapayım ben. Amentu billahi diyoruz, değil mi? Amentu derken bakın ba harfi kullanıyoruz. Amentu billahi. Bakın burada da en yuşrake bihi diyor. Dikkat ediniz mi? Bu tam zıttı yani. Amene'nin zıttı bir kavram, değil mi? Amene iman etmek. Burada en yuşrake bihi. Yani şirk koşmak. Neyle kullanıyor? Bakın ba harfiyle. Ba harfiyle dikkat çekmek için açıklamayı yaptım. Ve yağfiru ve affeder. Neyi affeder? Madune zal. Onun dışındaki şeyler. Burada arkadaşlar dune ifadesi dışında anlamında. Tamam mı? Bu dune'nin çok çeşitli anlamları var. Dune olmaksızın, sizin sizin anlamına da geliyor. İngilizce'de without var ya, without gibi aynı. Onun dışında bir şeyin altında manasına da geliyor gibi böyle anlamları var. Ama buradaki anlamı dışında demek. Hayır manasında. Hayır var ya, hayır, illa, hayır gibi edatlar. Hatırlayın onları. Limen yeşâ, yani her kimi isterse, yani her kimi diyor isterse bunun dışında, yani şirkin dışında. Şirk, kendisine şirk koşulmasının dışında diyor. Affeder diyor. Bakın bir daha mana verelim. İnna Allah'a, Allahu Teala, şüphesiz ki Allahu Teala la yağfiru, affetmez, en yuşrake bi, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yağfiru ma dune, onun dışındakileri, yani şirkin dışındaki, kendisine şirk koşulması dışındaki günahları. Şayet isterse, her kim için isterse onları affeder diyor. Zaten bakın sureyi de vermiş, Nisa suresi diyor, değil mi? 116. 48-116 onları vermiş ayetleri. Fe ketebe biha. Yine bunu da yazdı biha Resulullah. Bunları yazdı ve bunları gönderiyor. İle vahşiyim. Yani vahşiye göndermiş. Yazıyla gönder. Yazışma meydana geliyor yani aralarında. Hazreti Peygamber'le vahşi yazışıyorlar. Fe ersele vahşi ile nebi. Tekrar bakın. Vahşi de Hazreti Peygamber'e diyor
gönderdi. Yine bir mektup. Yani Ersin de orada mektup gönderdi anlamında. İnni ben, ne demiş bakın mektupta? İnni ben le ehe, burayı le diye okuyalım. Bakın inni orada inne tekit edatıdır. Le de mudari fiilin başını tekit edatıdır. Bunu unutmayalım. İnni le ehe, ben diyor korkuyorum. Mutlak şüphesiz korkuyorum ben diyor. Neden korkuyormuş? En la ekune, olamamaktan. En la ekune, olamamamdan dolayı korkuyorum. Fi meşiyetillahi, Allah'ın istediği kimselerden biri olamamaktan korkarım diyor. Şimdi ayette bakın dikkat ederseniz ve yağfiru, affeder dedi. Ma dune zalik, onun dışındakileri. Yani bu şirkin dışındaki günahları affeder Allahu Teala. Limen, o kimse için ama. Bakın orada limen, yeşav, yani yeşa yeşa istemek. İstediği kimseler için affeder dedi. Yani herkes için de affeder demiyor ayet. İstediği kimseler için, Allahu Teala dilediği kimseyi affeder diyor. Şirkin dışında günahlarsa diyor. Şimdi bu da bu vahşi dedi, ben tamam Allah'a Celle Celaluhu iman edeceğim ama diyor. Ben iman ettim, hadi tövbe de ettim. Bakalım Allahu Teala'nın istediği kimseler arasına girecek miyim diyor. Yine şey yapıyor yani. İşi biraz değil mi? Yokuşa sürüyor bak, dikkat ederseniz. İnni ben korkuyorum diyor. Le ehâfu en ekûne fi meşiyetillah. Yani Allahu Teala'nın diyor o dilediği istediği kimseler arasında olamamaktan diyor korkuyorum. Ne olacak? Hadi ben affettim, bir de şey pardon, ben af diledim. Ben af diledim ama Allahu Teala beni affetmezse, o kimseler içine sokmasa durum ne olacak diyor. Fe enzelallahu, Allahu Teala tekrar ayet indiriyor. Fi vahşi ve ashabi, yani vahşi hakkında ve ashabi. Ashabı dedi yani vahşinin arkadaşları, vahşi gibi olan demek ki başka onun yandaşları da varmış. Bunlarla ilgili. Bakın estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillahi. İnna Allaha yaghfiru zunube cemiyan. Kul de ki ya ibadiye'deki ya harfi orada iyilik, sahiplik ifade ediyor. Yani benim kullarım, ey benim kullarım. Kul de ki, bunu Hazreti Peygamber'e hitaben söylüyor. Kul de ki diyor, ya ibadiye, ey benim kullarım. Ellezine, o kullarım ki, o kimseler ki esrafu ala enfusihim, kendi canlarını, nefislerini israf ettiler. Yani boşa harcadılar. Esrafu ala enfusihim, kendi canlarını, nefislerini boşa harcadılar, israfta bulundular. La taknatu min rahmetillahi, Allahu Teala'nın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Kanita yaknatu, biliyorsunuz değil mi? Umudunu kesmek demek bir şeyden. Kanita yaknatu fiili öyledir, bu fiil. Ama yani bakın la taknatu, la ile olumsuz, yani anlam olarak şöyle. La taknatu min rahmetillahi. Burada muhataba hitap ediyor. Ayette değil mi? Allah'ın rahmetinden diyor. İsim tamlaması. Rahmetillah diyor ya, min rahmetillah. Yani Allah'ın Celle Celaluhu rahmetinden, merhametinden, yani rahmet merhamet demek o. Umudunuzu kesmeyin. Bunu kime söylüyor? Vahşiye ve arkadaşlarına. İnna Allah'a, şüphesiz ki Allahu Teala Celle Celaluhu yağfiru, affeder, el-zunube, günahları cemiyan, topluca hepsini. Yani ne tür günah varsa hepsini affeder diyor. Tabi diğer ayette dedi ya, şirk koşulmaması koşulur ama şirk koşmayacak. Şirk koşanın zaten tevbesi kabul olmaz. Evet. El-Aye, bu da Zümer suresinden alınan ayet. Fe-be'ate biha. Be'ate arkadaşlar, be'ate yeb'atı göndermek demek. Tamam mı? Mebus kelimesi var ya Türkçe'de, Osmanlıca'da kullanılıyor. Mebus, yani gönderilmiş anlamında. O da buradan geliyor. Mebus. Be'ate. Bu be'atenin tabi başka manaları da var. Bu mesela vel ba'tu ba'del mevt diyoruz ya biz. O ne demek? Yani öldükten sonra dirilmek demek. Öyle anlamları da var. İki anlamı var en çok kullanılan. Bir öldükten sonra dirilmek. Yani Allahu Teala'nın bütün ölmüşleri diriltmesi kıyamet günü. O anlamı var. Bir de onun dışında göndermek anlamı var. Yani be'ate ersele anlamına da geliyor. Ersele fiili geçti ya az önce. Ersele fiili var diye. Ersele ile bu be'ate eş anlamlı aynı zamanda. Be'ate biha, yani biha dedi işte bu ayeti. Biha'daki ha ayete gidiyor. Bu ayeti, Zümer suresi bu ayetini Hazreti Peygamber vahşiye gönderdi diyor. Bunun üzerine ne yaptı vahşi? Fe esleme. İslamiyet'e girdi. Müslüman oldu. Esleme Müslüman oldu demek. Fe bunun üzerine demek. Ve bunun üzerine esleme, yani Müslüman oldu diyor, vahşi diyor. Evet.
Vahşi'nin Müslüman olma durumunu anlatıyor burada. Yani nasıl Müslüman olmuş, aralarında Hazreti Peygamber'le ne tür bir yazışma meydana gelmiş onları anlatıyor. Ersel'in de beate, vasa değil de beate, şuradaki beate diye okunuyor bu. Beate yeb'afu, Ersel'e yürüsülü demek. Bunu da sınavda sorarsak mesela, Ersel'e yürüsülü şeklinde yazarsınız veya Ersel'e sorarsak beate'yi işaretlersiniz. Beyan Hanım, hocam diyor bırakalım mı diyor. Siz ne diyorsunuz diye arkadaşlara da soralım. Ona göre hareket edelim. Evet. Tabii metin uzun. Bu ikinci metin bitirmeye kalksak bu daha epeyce süre. Biraz da dikkat ederseniz yavaş anlatıyorum. Ben yani herkes rahat anlasın diye hızlı geçmiyorum. Burada bırakabilir miyiz diyor. Ben yani genel hani genel kanaat nedir? Tarlalarla, pastanla hazırladığımız tavuklarımız ödüne doymuyor. Üstelik tavuk dünyasına gelenlerin tam %96'sı memnun ayrıldı. Burada ne oldu? Evet, bir reklam girdi araya herhalde, değil mi? Size de geldi mi o ses? Bir reklam girdi. Tavuk dünyası falan diye bir reklam girdi araya. Evet. Beate fiili Ersel'e yürsülü aynı anlama geliyor. Ben yorulmadım aslında da sesim biraz bu akşam biraz sesimde problem var. Belki siz de hissetmişsinizdir. Ses tellerimde biraz problem var. Sesim tam iyi çıkmıyor yani. Öyle bir durumum var. Biraz boğazımda rahatsızlık var. İsterseniz tamam arzu ederseniz bırakalım burada. Şu anda 79 arkadaşımız var. Saat bakın 12:24 geçiyor. Bu saatte 79 arkadaşımızın izlemesi çok büyük bir rekor aslında. Evet. Bırakabiliriz diyorsunuz. Tamam burada bırakalım o zaman. Haftaya yine inşallah o zaman salı akşamları artık dersimiz biliyorsunuz. Salı akşamları 21:30, 9:30 yani akşam. Devam edeceğiz öyle. Doğru haklısınız evet. Sabah öğrencileri bekleyen arkadaşlarımız var burada. Haklısınız, tamamen haklısınız. O zaman öyle edelim. Burada bırakalım. Soru sormak isteyenler varsa ben biraz daha burada kaydı açık tutacağım. Sistemi açık tutacağım. Soru sormak isteyenler buyursunlar. Diğer arkadaşlarımız sistemden ayrılabilirler, dersten evet, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Başarılar diliyorum. Allahu Teala emanet olun hepinize arkadaşlar. Son söylediklerimiz şöyle. Arkadaşımız son söylediğimiz fiilleri soruyor da. Be'afe şöyle yazılıyor. Be'afe böyle yazılıyor. Bu yeb'afu diye geliyor. Bunun mudarisi. Bu fiil yani göndermek manasına geliyor dedim ben. Erseley ile eş anlamlı bakın. Erseley'i de şöyle yazıyoruz. Hani Rasul var ya Rasul peygamber kelimesi de buradan geliyor. Arsale yursilu. Gönderilen manasında Rasul diyoruz ya elçi anlamında. Ersel'e yürüsün. Evet böyle. Beate yapar. Bunlar ikisi de eş anlamlı kelimeler. Fakat bir şey daha ben ifade ettim orada. Onu tekrar bir daha söyleyelim. Bu beate yeb'asu fiili başka bir anlamı daha var bunun. Yani göndermenin dışında başka bir anlamı daha var. Hani amentü'de okuyoruz ya. Vel ba'fı ba'del mevt diye. İşte orada vel ba'fı derken oradaki ba'f kelimesi de bu aynı bu kelime. Bu kelimenin mastar hali ba'f olarak geliyor. Orada Allahu Teala'nın insanları öldükten sonra diriltmesi kıyamet günü o anlamada geliyor. Yani vel ba'fu ba'del mevt ölümden sonra dirilmek demek. O öyle bir manası da var yani ikinci bir mana olarak. Rivayet etmenin de rava ile haka. Onu da yazayım isterseniz. Bakın rava şöyle yazılıyor. Ra ile yazılıyor. Rava. Rava yervi. Rivayet kelimesi de zaten oradan geliyor. Bakın bunun eş anlamısı haka. Hakâ yahki, o da hikaye etmek falan, anlatmak. Hakâ yahki, rava yervi. Bunlar da eş anlamlı birbiriyle.
Ayşegül Hanım, orayı isterseniz kayıttan izleyin ya, o konuyu bir daha, o cümleyi anlatmayın ben. O Ayşegül Sümeyye Hanım'ın sorusu için orayı, o cümleyi geçelim ya, onu bir daha tekrar etmeyin. Kayıttan isterseniz izleyin veya geçelim ya, onu biraz, o cümleyi biraz hızlı da geçtim ben işin açıkçası. O size sorduğunuz o cümleyi sınavda sormam yani, onu da belirteyim ben. Kanita fiilinin manası Gülay Hanım, ümidini kesmek demek. Yalnız sizden ricam, bu kanita fiili var ya, kanitayı K ile yazalım. Türkçe yazarken yani G ile değil de K ile yazalım. Çünkü kaf harfleri K ile yazılıyor Türkçe'de. Öyle diyelim yani, bunu kanita yaknatu diye. Kanita yaknatu. Öyle okuyalım. Kanita yaknatu şeklinde. Hatta onu da istiyorsanız onu da yazayım ben şöyle. Bakın, kaf harfi, nun harfi, ondan sonra t ile yazılıyor. Kanita yaknatu. Böyle yazılıyor. Bu bir şeyden umudunu kesmek. Fakat orada lam var ya, lamdan dolayı umudunuzu kesmeyin anlamına geliyordu. Yani ona ne deniyor? Muhataptaki kişilere olumsuz emir deniliyor ona. Mesela la tektubu, yazmayın. La tezhabu, gitmeyin. Tamam mı? Onun gibi düşünün yani örnekleri. Burada da la taknatu, yani kullanım olarak olumsuz fakat anlam olarak hani ümidinizi kesmene yansıyan olumlu bir anlam var orada. Ama la geldi yani, la olumsuzluk edatı ya, ondan dolayı dedim ben. Hacer Hanım çok yani sorunuz falan yoksa veya sormak istediğiniz bir şey, çıkabilirsiniz dersen. Yok, isteyen arzu arkadaşlarım çıkabilir. Benim hani sistemi kapatmamı, kaydı durdurmamı beklemeyebilirsiniz. Çıkabilirsiniz arzu eden arkadaşımız. Ben beklememdeki sebep, hani böyle sorular geliyor ya sizin işinizden. Bazen hani öğrencinin aklına takılmıştır, o da soramamıştır soruyu. Daha sonra böyle sormak isteyen olabilir düşüncesiyle biraz daha bekliyorum burada. Sorusu yoksa arkadaşlarımızın ayrılabilirler dersten. Yani dersini normalde bitirdik aslında. Ben de hepinize yeni dönemde başarılar diliyorum arkadaşlar. Derse giremeyen arkadaşlardan da ricam, kaydı aldık zaten. Şu ankini de kayda aldık. Az önceki o bir kaydımız daha var. Yani bu akşam toplamda iki kaydımız var. Bunları kayıtlardan hatta YouTube'dan da izleyen arkadaşlar oldu. YouTube olayı iyi oldu yani, o buradaki kayıtlara alternatif olarak inşallah onu yapabilirlerse arkadaşlarımız bir sonraki haftada falan da daha devam edebilir. Yani YouTube'da kayıtlı olur. Her zaman oradan da açıp bakabilirsiniz. Burada bazen hani sistemden silinebiliyor kayıtlar ama YouTube'da daha kalıcı olur. Oradan arzu eden arkadaşlar ileriye dönük olarak istedikleri zaman kayıtlara erişebilirler. Ben de sizlere hepinize hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar.